أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül 40 Hadis isimli eserimizin 25. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadisi şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin ve İmam Müslim Hazretlerinin yani Sahihayn'ın ortak olarak aktardığı bir hadisi şerif. Hadis-i şerifimiz Ümmü Seleme annemizden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eşleri Ümmü Seleme annemizden bize ulaşmışlar. Biraz vakit kazanma adına müsaadeniz olursa metni okumadan mealini arz edeyim. Üzerinde inşallah beraber düşünüp beraber hadis-i şerifimizi anlamaya çalışalım. O anlatıyor, Allah Resulü aleyhisselamın kapısının önünde kavga sesleri işitilmiş. Ne olduğuna bakmak için Efendimiz aleyhisselam da o kapısının önüne çıkmışlar. Orada bulunanlara şöyle seslenmişler. Ben de bir insanım. Zaman zaman bana birbirleriyle anlaşamayan iki hasım geldiği olur. Biri derdini diğerinden daha açık ve belli bir üslupla anlatır. Böylece onun haklı olduğunu sanırım da lehine hüküm vermiş olabilirim. Kime bu şekilde verdiğim bir karar sonucu bir Müslüman kardeşinin hakkını verirsem, bilsin ki o ateş parçasından bir parçadır. İster onu alıp kabul etsin, isterse terk etsin, onu sahibine iade etsin buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şeriflerinde Efendimiz aleyhisselamın yanılmak, yanıltmak, haksız olarak elde edilen bir şeyi kabul etmemek ve bir de vicdan muhasebesi yapmak gibi kavramları, başlıkları merkeze aldığını görüyoruz. Tekrar edeyim, yanılmak, onu biraz sonra ifade etmeye çalışacağım. Yanıltmak, haksız olarak elde edilen bir şeyi kabul etmemek ve bir de vicdan muhasebesi. Efendimizin hadis-i şerifte vurgulamak istediği hususlar bunlar. Bu sözü söyleyen kim kardeşlerim? Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede Rabbimiz Efendimiz'e eminle buyuruyorlar ki kul de ki ey Habibim innemâ ene beşerun mislukum yuhâ ileyye. De ki ey Habibim ben de sizin gibi bir beşerim. Bak, önce beşer olma sıfatı hasleti zikredilmiş fakat bana vahyolunuyor. Bir beşer ama sıradan bir beşer değil elbette. Ama bir beşer olmanın, etten kemikten teşekkül etmenin insana getirileri vardır. Şimdi bu bedenin bir takım istekleri var, arzuları var, ihtiyaçları var. Efendimiz aleyhisselam, o da bizim gibi yemeye içmeye muhtaç. O da bizim gibi uyumaya muhtaç. O da bizim gibi efendim, işte bu hadis-i şerifte ifade ettiği gibi iki düşmanlık eden kişi gelebilir. Birisi derdini çok anlatamıyordur. Öbürü de haksız durumdayken kendisini haklı gösterecek bir anlatıya sahip olabilir. Bir efendim ifade usulüne sahip olabilir. Efendimiz uyararak buyuruyorlar ki ben bir beşerim. Yanılabilirim. Peygamber de olsam bazı ufak tefek hatalarım olabilir. O yüzden hani burada biz kendimize şu şeyi çıkartalım, dersi çıkartalım. Efendim ben la yüsel bir adamım, sorgulanamaz bir adamım. Ben evde öyle bir babayım ki benim hiçbir yaptığım sorgulanamaz. Ben öyle bir anneyim ki hiçbir yaptığım sorgulanamaz. Ben apartmanda şöyle bir yöneticiyim veya derste şöyle bir öğretmenim veya işte camide şöyle bir öyle bir hoca efendiyim ki yani hiç beni kimse sorgulayamaz. Ne münasebet? Efendimiz aleyhisselam bile bakın ne buyuruyor? Ben bir peygamber olmama rağmen bir beşerim. Görünen zahir sebeplere bakarak hüküm veriyorum. Olur ki şimdi kendi hakkını iyi savunan birisinin
haksız olduğu halde başka birisinin hakkını alıp ona vermiş olabilirim. O yüzden biz böyle la yüsel bir durumda olmadığımızı bilmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam bile öyle değil. Bakın Bedir Savaşı'na geliyoruz. Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselam orduyu başka bir yere konuşlandırmışlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz gelip diyorlar ki ya Resulallah, bu ordunun buraya konuşlanması vahyin emri midir, sizin tercihiniz midir? Efendimiz diyor ki hayır, bu benim tercihimdir. Onlar da diyorlar ki radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun, o sahabe-i kirama biz çok şehitler borçluyuz. Ya Resulallah, takdir sizin. Ama savaş stratejisi açısından su kuyularının başını tutmamız, yani hem susuzluğumuzu giderelim hem de düşmana böyle bir fırsat vermeyelim, onlar susuz kalsınlar. Savaşta gaye nedir? Kazanmaktır. Savaş stratejisi açısından Bedir kuyularının başında olmamız daha iyidir. Efendimiz düşünüyorlar, evet siz haklısınız, orduyu kaldırıyor, sahabe-i kiram efendilerimizin teklif ettiği yere götürüyorlar. Şimdi mahkemeler var, hakimlerimiz var, savcılarımız var, avukatlarımız var. Bunlar ne için var? Hakkın, adaletin tesis etmesi için var. İşte el-adlu esasul mülki, adalet mülkün temelidir. Bütün işleyişin, bütün kainatın gidişinin temelinde adalet vardır. Ama şimdi biz, hani bir halkımız ne der? Minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Şimdi minare çalınır mı? Ona göre bir kılıf olur mu? Adam çalmayı kafasına koyduysa ona göre bir kılıf uydurur. Hepimizin görevi kitaba uymak kardeşler. Kitabına uydurmak diye bir görevimiz yok. Diyelim ki biz çok iyi bir avukat tuttuk veya kendimizi o kadar güzel savunduk ki karşımızdaki insan haklıyken haksız duruma düştü. Şimdi hakimimizin adamın kalbini açıp bakacak bir durumu yok. Eldeki delillere göre hüküm verecek. Savcımız ona göre hüküm verecek. Ama şimdi biz buradaki hakimi, kalbimizdeki savcıyı, kalbimizdeki avukatı, yani vicdanımızı, vicdan muhasebesini bir kenara atarız da hakkımız olmayan bir şeye bu benimmiş ve ben çok sesim çıkıyor, çok kendimi iyi ifade ediyorum, çok bağırıyorum, olayı böyle gürültüye, patırtıya boğarak hakkımız olmayan bir şeyi almaya çalışırsak Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki bu ateşten bir parçadır. Kıyamet gününde veya daha oraya varmadan bu işin hesabı görülecektir. Ha, sen işler alırsın, nefsine uyarsın, şeytana uyarsın, o ateşten parça seni dünyada da ahirette de perişan eder. Dersin ki arkadaş bak, ben evet haklı çıktım ama aslında sen haklısın. Efendim şu hakkını bir al, ahirete kalmasın. Ve helalleşelim, hakkınızı helal edin desen kurtulursun o zaman. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam da olsa kimsenin kalbinin içini açarak bir hüküm verme durumunda değil kimse. O yüzden burada kardeşlerim önce yanılabileceğimizi insan olarak, mümin olarak fark edeceğiz. Yanıltmamamız gerektiğini, yani kendimize dürüst olacağız, başkalarına karşı da dürüst olacağız. Müslüman özüyle sözü bir olan يَا يُهَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا مَا الصَّادِق۪ينَ Tevbe suremizin 119. ayet-i kerimesinde ey iman edenler, sadıklarla beraber olun. Siz de sadık olun, sadıklarla beraber olun. Özünüz, sözünüz bir olsun. Allah-u Teala var, buna inanıyor muyuz? Evet. Ahiret var, inanıyor muyuz? Zerre kadar hayır ve şerrin karşılığı var, inanıyor muyuz? O zaman ona uygun yaşamamız lazım. Şimdi deistler çıktı değil mi? Bir moda oldu. İşte sen nesin diyor? Deistim diyor, ateistim diyor. Ne demek deist? Allah-u Teala'yı kabul ediyor ama kendisine karışmasını istemiyor yani. Var ama diyor, ben yokmuş gibi yaşayacağım diyor. Şimdi biz de var diyoruz, abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz, ahirete yatırım yapıyoruz. Sanki ahirete gitmeyecekmiş gibi insanlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Bu olmaz, bu çelişki olur kardeşler. Eşimizle, komşumuzla, akrabamızla, ne bileyim iş yerimizde, caddede, sokakta Rabbimizin her yerde hazır ve nazır olduğunu bilerek yaşamamız lazım. Yani sadece Rabbimizin hükümleri caminin içerisinde geçerli değil. Birçoğu caminin dışarısında başlıyor. Bizim ikinci, üçüncü şahıslarla münasebetlerimizde başlıyor kardeşlerim. Ey müminler! Kendinizin, anne babanızın ve akrabalarınızın aleyhine bile olsa
adalete sıkı sıkıya bağlı kalınız ve Allah için şahitlik ediniz. Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler ister zengin ister fakir olsunlar, Allah kendilerine herkesten daha yakındır. O halde Efendimizin aleyhissalatü vesselamın asıl vurgu yaptığı yer, o halde nefsinizin arzusuna uyarak doğruluktan sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker, yani sözü böyle eveler gevelerseniz ya da şahitlik yapmaktan kaçınırsanız, kuşku yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suremizin 135. ayet-i kerimesi. Maide suremizin 8. ayet-i kerimesi. Ey müminler, bakın, ey müminler, Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin, adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bir ayet-i kerime daha okuyalım. Nisa suremizin 112. ayet-i kerimesi. Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman adalet kavramının zıttı olarak zulüm kavramının kullanıldığına şahit oluyoruz. Şimdi zalim olmak, mazlum olmak, efendim sadece efendim devlet erkanı vatandaşına zulmediyor. Sadece bunu böyle anlamamak lazım. Onların eğer bir hataları varsa onlar Rabbe'yle hesaplaşacaklar. Bizim gücümüz yetmiyor diyelim ona. Ama şimdi ben evde eşime zulmediyorsam, bir adaletsizliğe sebep oluyorsam, benim sorumluluğum altında olan bir işte adaletsizlik yapıyor ve zulme, zalimliğe yol açıyorsa burada dikkatli olmam lazım. Komşuma zulmediyorsam, alışverişte alırken satarken bir zulüm ortaya çıkıyorsa, yolda yürürken, araç kullanırken, hocam bunlar oluyor mu? Oluyor hakikaten. Şimdi yayayız, şoförlerimize ver yansın ediyoruz. Şoförüz, yayalarımıza kızıyoruz. Bazen bakıyoruz, şoförken böyle yayanın üstüne araç sürüyoruz yani. Veya yaya durumundayız, adamın gözünün içine bakıyoruz ki bizi essin diye uğraşıyoruz yani. Niye böyle birbirimize zulmediyoruz kardeşlerim? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor Efendimiz. Kardeşine zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Efendim onu ihtiyaç anında yalnız bırakmaz. Ne bunun içinde ne lazım kardeşlerim? Adaletin tam anlamıyla tecelli edebilmesi için, ortaya çıkabilmesi için Allah için şahitlik yapmak lazım. Doğruyu konuşmak lazım. Efendim benim annem babam hatırı kırılır doğruyu söylerse. Rabbimizin hatırı kırılırsa ne olacak? Benim işte yakın arkadaşım, ben onun aleyhine şahitlik edersem daha benimle konuşmaz, beni terk eder. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın hatırı ne olacak? Efendimiz bizi terk ederse ne olacağız? Ha şimdi zenginlik, fakirlik, rütbenin yüksek olması, alçak olması, yani bizim eş değerimizde şöyle yanlamamıza veya aşağıdaki yukarıdaki kim olursa olsun adalet için birbirimize destek olacağız kardeşler. Oldu ki hesapta olmayan bir yanlışlık oldu. İstemeyerek bir adaletsizliğe vesile oldu. O zaman da ne yapacağız? Bu işi ahirete bırakmayacağız. Dünyadayken bu işi halledeceğiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam, hani ben birisi güzel kendini ifade ediyor, öbürü de kendi hakkını savunamıyor. Ben o kendini güzel savunanın delillerine bakarak belki haksızken haklı diyebilirim buyuruyor Efendimiz. Ben böyle demiş olsam bile haksız bir şekilde onu almaya çalışan kişi ateşten bir kor alıyor buyuruyor Efendimiz. Yani bizim hesabımız sadece bu dünyayla sınırlı değil kardeşim. Biz ahirete varacağız. Zerre kadar hayır ve şerrin karşılığını göreceğiz. Buna inanıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki isteyen o ateşi alsın, isteyen bıraksın. Ne demektir? Yani isteyen can isteyen alsın demiyor Efendimiz değil mi? Şimdi onu alırsak dünyada da ahirette de o bizi yakacak bir şey. Ateş. Ne kadar dayanabiliyoruz ateşe? Bir saniye, iki saniye, üçüncü saniye artık ateşe tahammül edemiyoruz. Hele bir de cehennem ateşi. Hele bir de kul hakkıyla Rabbimizin huzuruna gitmek, aman yarabbim. O yüzden bu işi ahirete bırakmadan dünyada bu işi halletmemiz gerekiyor.
İster baba olalım, ister anne olalım, ister öğretmen olalım, ister imam olalım, ne olursak olalım. Adaletsizliğe ve zulme kapı aralayacak ne varsa müminler olarak biz orada olmayalım kardeşim. Rabbimiz bize her ne pahasına olursa olsun, hani diyor ya şairimiz, çiğnenirin hakkı tutar, kaldırır. İşte ne pahasına olursa olsun, severmiş, sevmezmiş, beğenirmiş, beğenmezmiş, Rabbimiz bizi sevsin, Rabbimiz bizi beğensin. Hak, adalet neyi gerektiriyorsa onu yapalım. Son cümle olarak şunu da söyleyelim. Böyle özel kavramların arkasına sığınarak, hani ağzımız laf yapıyor, biz kitaba uymuyoruz da kitabına uyduruyoruz diyelim. Efendim işte biz çok haktan yanayız, adaletten yanayız. Efendim bize şöyle zulümler yaptılar, böyle ettiler, ben şöyle dürüst adamdım falan. Efendimiz işte onun için de buyuruyor ki her nefis kendini bir sorgulasın. Şimdi hakimimiz, savcımız, avukatımız, devletimiz her neyse bir şeye göre hüküm veriyor. Doğru da olabilir, bazen hata da olabilir, eksik de olabilir, fazla da olabilir ama biz bir de kendimizi sorgulayacağız burada. Hakikaten bir zulüm var mı? Bir adaletsizlik var mı? Gönlümüzü, vicdanımızı rahatsız eden bir şey var mı? Vicdan muhasebemizi hep beraber yapacağız. İnşallah böyle iman konularında, ibadet sahasında, ahlaki alanda böyle adaleti tesis eden, Rabbimizin sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullar arasına Rabbimiz bizleri dahil eder inşallah. Şu anda biliyorsunuz zulmün bir, ne diyelim, insanlığın zihnine ve gönlüne unutulmaz karelerle kazındığı bir Gazze tecrübesi yaşıyoruz. Sadece Gazze değil tabii ki. Bugün Doğu Türkistan, Myanmar, Irak, Suriye, nerelerde ismini bilmediğimiz nice diyarlarda kardeşlerimiz zulümlere maruz kalıyorlar. Tabii kalbimiz onlarla, efendim duamız onlarla, onlara yapabileceğimiz ne tür yardım varsa, bunun içerisinde boykot vardır, ticari boyut vardır, şu vardır, bu var, ne gerekiyorsa kardeşlerimizin yanında olmak ve onlar için de adaleti tesis etmek, bunun için çaba gayret göstermek zorundayız kardeşlerim. Sadece Müslümanlar zulme maruz kaldığı zaman mı adaleti gözeteceğiz? Bir kafir de eğer adaletsizliğe, zulme maruz kalıyorsa biz onun da adil bir şekilde hakkı neyse savunmak durumundayız kardeşlerim. O yüzden ecdadımız asırlar boyunca ne yapmışlar? Hak ve adalet çizgisince hükmetmişler. O yüzden birçok yeri savaşmaksızın, ya biz işte falanca adam Hristiyan, diyor ki biz Hristiyan papazların elbisesini görmektense Osmanlı'nın sarayını görmek istiyoruz. Çünkü orada adalet var, orada hak var. Adam kafir de olsa ibadetini, efendim yaşamak istediği şey neyse başkalarının hakkını ihlal etmene onun hakkı da veriliyor. Rabbimiz bu inceliklere tekrar dönmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onlar da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirru suretil Fatiha.